Evet, Hayko Yoldaş merhaba. Selam muhterem. Geçen birisi öyle yazmış yorumlara. Sen de ona muhterem dedi demiş. Ha, biz muhterem ha. Muhterem. Muhterem İyi, Erkan. güzel. Muhterem Erkan. O da güzel. Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Gündemin neresinden başlayalım diye bakıyorum da şimdi Bilal Erdoğan tam da babasının oğlu. Bir Evet. yönüyle babasının oğlu. Yani biraz hani ezik böyle bir hali var. Yani böyle dominant babanın çocuğu olduğu belli ama neticede benzer cümleleri kuruyor. Ekonomistim dedi ve kandırıldık dedi. Evet. Bu haftanın dikkat çeken başlıklarından biri buydu. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi gündeme geldi. Ben de dedi ya, ben de dedi bu şekliyle emekli oldum dedi. Saymaz da bunu dedi. Ya bu ne iş? Hala ses yok. 17-18 yaşında sigortalı olmuş olması lazım. Ama Bilal Erdoğan haksızlık ediliyor. Yani bu emeklilikte o dönem herkesin ufacık çocuklarını bile amcasının oğlunun şirketinde çalışıyor gösterdiği. Emeklilik sisteminin Türkiye'de bir türlü oturmadığı zaten. Rezil-i rüsva olan bir sistem olduğu. İşte herkesin aşağı yukarı benzer şekilde devletin malı Herkes çocuğunu bir gözdeği değil mi? şekilde dediğin gibi yani Türkiye'de herkes derken büyük bir kısmı insanlar böyle bir şekilde hani emekliliğine erken olsun bilmem ne diyorlar, bu işlere Tabii. giriyor. Ama burada şimdi Cumhurbaşkanı'nın oğlu da bu işe girince işin rengi Ama o değişiyor. zaman öyle değillerdi ki. O zaman Erdoğan hatırlamıyor musun? Bir tane yüzüğü vardı. Gariban bir aileydi, fakir bir Gariban bir aileydi. aileydi. Emine Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın kıyafetleriyle, resimleriyle bu yüzükten fazlasını bir gün bende görürseniz bilin ki çalmışım diye demişti. Şimdi öyle bir durumdaydı. Ama aslında bence Ama açıklaması lazım. Sen o sırada şey Bilal Erdoğan'ın eğitim dönemi, eğitim aldığı okula gittiği dönem, o yaşlar 17-18. Hangi iş yerinde ne vasıfla çalıştığını açıklaması lazım. Şu ana kadar açıklama ya bu yapmadı. Erdoğan o tarihleri hatırlamıyorum ama su dağıtım işi, ülkenin dağıtım işini falan yapmıyor muydu? Yani bir dükkan vardı, dağıtım Ha, vardı. yanında Mesele o çalışıyor değil ya bak. gösterir. Ona çok takılmıyorum. Haksızlık olmasın. Bilal Erdoğan'a vay bilmem ne dememize gerek yok ama diyor ki Bilal Erdoğan yani bir elin yağda bir elin balda şu yaşta emekli olursan o işte yaşarsın falan. Şunu gerçekten Bilal Erdoğan'ı al kardeşim sana 12 bin lira, 17 bin lira, 12.500. 15 bin lira. Kaç para işte tamam mı? Gel 20 bin verelim yani. Ha. Al bununla bir ay yaşa gel bir ay sonra. Bir sene böyle yaşayacaksın desek. Üçüncü ayda çocuğu kaybederiz yani. 3 ay bile sürmez yani. Kendisine ev Tamam. bulabilir mi gerçekten? O parayla karnını doyurabilir mi sence? Kişisel ihtiyaçlarını yerine getirebilir mi? E şimdi senin burada hani zamanında sigortalı yapılmandan, bu bozuk çarpık sistemden durmadan vergi affı çıkan, durmadan vergi borcunun silindiği, vergi vermenin enayilik olduğu bir düzen içerisinde mevzu o değil. Milyonlarca insanın 12 bin liraya mahkum edildiği bir açlık rejiminde kalkıp lan bizi kandırmışlar, biz bunları erken emekli ettik, onlara da çok verdik. Oturduğu yerden, saraydan kestiği racona, ukaralığa bak yani. İşte bu ekmek elden su gölden meselesi biraz rahatsız edici. O parayla hiç öyle elden işte su gölden ekmek elden muhabbeti olmuyor. Yani olmaz. Tabii böyle şöyle bir durum da var. Hani evet böyle vuralım derken de hakkını da verelim. Yani erken yaşta emekli olma meselesi. Yani bu bir Türkiye'nin problemi bu mesela. Vatandaş da bunu istiyor. İstiyor. Ben İsveç'te yaşıyorum. 67 yaşında insanlar emekli oluyor. Mesela ben Ama işte yaş ortalaması da 87 falan hani bir parça yaşam kalitesi falanla da hadi ölçülüyor çünkü. 60'a düşür Türkiye'de. Hadi Çalışma 60'a düşür şartları. ki şu Haklısın, bu var. büyük Yani bir tartı. İsveç gibi güçlü ekonomiler anca bunu mesela diyor ki kardeşim 67 olursa ben seni kaldırırım yani tamam öde şeyini sigortam olarak ekonomisi. Ama Türkiye bunu nasıl kaldıracak? Ama bu sefer de ne diyor Bilal Erdoğan? CHP yüzünden oldum kardeşim diyor ya. CHP attı bunu önümüze diyor. Vatandaş da isteyince biz de mecburen CHP Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı da bırak diyor. Bıraksana hadi. hadi bırak ha iyi söyledin Hayko Hatta ha. CHP bir sürü şey söylüyor sana. Anayasaya uy diyor. İşte Suriye savaşma Suriye'yle diyor. Mülteci politikasına bir sınır çiz diyor. Sen ne oldu yani sanki CHP'yi dinliyorsun oturup yani. CHP yüzünden oldu yani. Ha Çok CHP basit. yüzünden olmuş. CHP yüzünden olmuş. Neyse. Bu Bir de yanında da bir bakan var. O da el pençe divan duruyordu. Tabii hangi hangi sıf sıfatla konuşuyor değil ha mi? Hangi? yaşa ağzından aldın. Hangi sıfatla değil mi? Okçular Federasyonu Başkanı sıfatıyla mı konuşur? İlim Gelme Olabilir aslında Vakfı. bu Taksi Federasyonu Başkanı falan
Çoğu AKP'li bakandan meşhur böyle federasyon oda başkanları var böyle. Bak, Anadolu Ajansı'nın haberini, geçtiği habere baktım. Bilal Erdoğan'ın konuştuğu. Hangi bakan yanında oturuyor? Hiçbir bakanın adı yok. Sadece Bilal Erdoğan haberleştirilmiş. Yazsan olur, tanımıyoruz ki zaten artık kim onları. Çoğunu tanımıyorum ben. Sen tanıyor musun? Yok. Hiçim Ya Bilal tanımıyor. Erdoğan'ın böyle gerçekten şeyi var mı bilmiyorum. Hani veliaht prens, yarın öbür gün ben geliyorum falan ama Hevesi geç, var. yani ben Selçuk Bayraktar'ı geçen arabada bir video çekmiş. Onun Geleceğin da hevesi savaşları var. nasıl olacak, bilmem ne olacak falan. Yani çok tarihsiz bir Ah, durumda. Bilal Bilal Erdoğan'ın hevesi var, Selçuk Bayraktar'ın hevesi var, Berat Albayrak'ın hevesi var ama aile dışından da Hakan Fidan'ın hevesi var. Sana söyleyeyim. ya bence Selçuk Bayraktar Alır iyidir mı? yani. Götürür mü bu işi diyorsun? Şimdi işlerinde en eli ayağı düzgün ve en kirli işi yapan, silah sektöründe en güçlü olan isim olduğu için En kirli iş yani derken o kadar şöyle düşün iddialı yani konuşma. Yani çünkü hayır, savaş sektörü pis bir sektör ama şöyle düşün yani Bilal'in elinde ok var. Bilal de zemzem suyu taşımıyor. Tamam Yani işte. Ama o üstün, ok atıyor atın üstünde, öbürü siyah falan yapıyor. Şimdi Bilal'in durumu o kadar iyi değil yani burada. Bir de şey peki. dedi Bilal Erdoğan, bak Fatih Altaylı sen dün işlemişsin, izledim tekrar. Nasıl sinirim bozuldu, o dönemi hatırladım tekrar. Ya. Evet. Diyorum ki ben bu anketin BDP'li olan bölümünü ben biraz anket şirketi konuşsam 2 puan yüksek göstersek ne dersin? MHP'ninkini alıp oraya koy ya. Ha? MHP'ninkini alıp oraya koy. İşte kararsızlardan biraz aktarırım, biraz MHP'den aktarırım falan, manipülasyon yapayım diye Ama dedim. bazı bilgiler var. Ha. Şimdi oradan çıktım. Şeyde, Ha. Çamlıca'dayım yani. Aha. Senden konuşacağım. Nerede yayınlayacağım? Ne yapacağım? İşte konuşalım onları bir. Tamam, ben seni çıkayım. Bir yarım Ben saat sonra çıkıyorum sana. Tamam. Ankara'dayım ama. Seni arayabilirim ama. Tamam, okey, çıkınca ara beni. Tamam, hadi sen. Tamam, hadi bay bay. Anladın konuyu değil mi? Evet, anladım. Evet, gayet Yani güzel. çünkü 2,5'a falan iniyorlar. BDP'den AK Parti'ye kayma var. CHP'den MHP'ye kayma var. Şimdi bunu yaparsak bu adamlar ayaklarını yavaşa alırlar diye düşünüyorum. Böyle yapıyorum ama bilesin ki yani şeyden öbür taraftan alıp BDP'ye yamayacağım reyi. Onun için sen de bilgi ver Yani ki elindeki tabii şey. aynısının tersi de şey, MHP'nin de yükselmesi. Evet, MHP'de yükseliyor şu anda. Evet. Yani onun oradaki 2-3 puanını oraya geçirdim. Hı. Orada. Hayır, yani MHP'den oraya MHP'nin yükselmesi de iyi bir şey değil. kaydırdım. Evet. MHP yükseltti de iyi bir şey değil. Evet. Yani sen onu böyle bilgi ver. Böyle yapıyorum. Bilgin olsun. Tamam. Tamam, oldu abi. Alo. Adaş çok teşekkür etti hassasiyete. Aha. MHP'den o tarafa. Tamam, öyle yapıyorum. MHP'den. Tamam, Tamam. öyle yapıyorum. Tamam abicim, Anladım. merak etme. Sağ ol, sağ ol. Tamam, sağ ol abi. Döndü. Yani açık açık diyor ki ben o zaman diyor BDP'den 2 puanı şey alayım diyor. Bu Anketler üzerinde anketçilerin oynuyor. manipülasyon yapayım biraz diyor. Kelimesiyle söylüyor filan. Aha. Ve işte seçim sonuçlarını AKP lehine yamultuyor gözümüzün önünde. Hiçbir şey olmamış gibi şimdi çıkmış böyle rahat rahat konuşuyor. Önüne gelene ahkam kesiyor. Ahlak dersi veriyor. Etik dersi veriyor filan. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor hayata yani. Ya o tapelerle sen pişti olmuşsun. Ya ayıptır bir Bilal şey var ki Erdoğan'la diyor. aracı üzerinden konuşuyorsun. Bilal Erdoğan da ona teşekkürlerini, Ama hassasiyetlerini şimdi Bilal Erdoğan doğru söylüyor işte, yatıp kalkarsın sen güce diyor. Doğru söylüyor, yapmışsın işte. iletiyor. Biliyor, biliyor, Ya bir de tanımıyorsun. Erkan bak şöyle bir şey yapıyor AKP cenahı. Diyelim ki muhalefetten onlara çok salvo yapan zamanın isimleri. Sonradan AKP'li oldu ya diyelim falan. Onları mesela Cem Küçük Ahmet Hakan için şöyle söylemişti. Şimdiye kadar başkaları için havlıyordun. CNN'i biz satın aldık. Şimdi bizim için havlayacaksın dedi. Çok net bir Ve ifadeydi bu. Yani çok 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 net açıklayıcı. şey. Ha yani şimdi böyle insanlar var medyada. Yani şey vardı. Kim vardı? Mesela ha, Abdülkadir Selvi mesela. Yani Cumhur İttifakı'nın teorisyenlerinden şuradan buradan mesela bir Osman Kavala diyor. Hemen kılıç artı ve Alevi olduğu hatırlatılıyor filan. Şimdi bak bu insanların iki cenahta da itibarı yok. Yani Evet. o tarafa geçmiş
Bak Fatih Altaylı deyince hani onu ısıracak falan meselesi. Şimdi o şeyi bana hatırlattı. Şimdi isim vermeyeceğim. Hürriyet yazarı. Bir dönem Hürriyet yazarlığı yapmış. Ben de, niye korkuyor musun? Niye isim vermiyorsun? Her şey bana söylediği için bir ona izin almam lazım. Yani ahbaplığım vardı. Ben bulurum kim olduğunu söylesen. Bul sonra tamam. Dedi ki Fatih Altaylı ile alakalı. Şimdi bunun dedi sözleşmesi Aydın Doğan'la şöyle. Haftada 5 gün yazacaksın. 3 gün benim için havlayacaksın, ısıracaksın. 2 gün kendin için ısırabilirsin. Yani bu, ha, böyle sayısı da belli, oranı da belli yani. Oranı da yani benim için ben şu tut diyeceğim sen onu ısıracaksın. Ha, hedef gösterecek o da ona hedef, yazacak. Yani bu tarz böyle şeyler var, misyonlar var medyada. Yapar mısın böyle bir şeyi, kaça yaparsın? Bak haftada 5 gün yazacaksın, 3 gün benim istediğim şeyi yazacaksın. Teklife bağlı abi, rakama bağlı, rakamı görmem lazım. Ama kendine yazdıklarına niye para vereyim? 3 günün parasını verirsin o zaman. Aa, öyle pazarlığa girme. Madem ben bu işi yapacağım. Bir de sosyal haklar ne? Onları da görmem lazım. Bütün bunlar olmuyor. Bak insanların fikri değişir. Hepimiz zaten aynı yerde kalmayalım. Hep fikrimiz değişsin, gelişsin. İnsanlık böyle bir şey. Gazetecilik böyle bir şey. Yaşlanmak böyle bir şey. Hepsini kabul ama. Yani bu gözümüzün önünde bu satışları yapanlar, işte o Teğmen, Mehmet Ali Çelebiler, işte öbür... Ya. Feyzioğulları, bütün işte fırıldaklar. Bunlar gerçekten iki tarafta da itibarı yok ve bir şey olduğunda böyle bak Bilal Erdoğan bu konuda katılıyorum Bilal arkadaşa diyeceğim bir cümle söylemiş Fatih Altaylı için. Yani Bilal Erdoğan haklı bu tartışmada. Tabii. Anladın mı? Sen şimdi ne kadar muhalif ol, 500 bin izlen, gündem yarat, ona sataş, buna sataş. Bilal'in iki lafına gittim. Bilal iki lafıyla beni götüremez mesela. Seni götüremez. Ne bileyim yani mesleğini yapan herhangi bir gazeteci Bilal şimdi iki laf etse hadi oradan deriz yani falan. Öyle diyemiyoruz. Bilal haklı yani. Fatih Altaylı'nın durumunu en iyi özetleyen şey bu. Bilal haklı yani. Çünkü elin altında çalıştırmış o adamı. Biliyor. Tepe tepe çıktı orada. İşte ben de yayınladım sen onu. Sen şimdi seçim öncesi bir de manipülasyon, hırsızlık, uğursuzluk. Hani bir partinin oyunu çalıp öbür tarafa yazmak. Üçkağıtçılık, organize kötülük. Filan seni şirkette işe almamak lazım. Evraklarla oynarsın, dolandırırsın. Bakkalda işe almamak lazım. Yazar kasadan para çalarsın ya. Yani. Evet. Peki başka ne var gündemlerde? Hayko dikkatini çeken bende de epey başlıklar şimdi görüyorum. Evet. Hüdapar lideri Zekeriya evet. Yapıcıoğlu. Evet. Bu haftaya gündemi damgasını vurdu. Dedi ki dördüncü anayasanın dördüncü maddesi değişsin kardeşim dedi. Değiştirilemez maddelerin olması gelecek nesillerin iradesini ipotek koymaktır dedi. Adam partisini buna kurdu zaten yani bu açık oynuyor adam. Kuruluş felsefesi yani aşağı yukarı. Tabii. Dördüncü madde de anayasanın ilk üç madde değiştirilemez. Evet. Değiştirilmesi de teklif de edilemez. Yani işte Türkiye'de yaşayan resmi Türk dili. Bayrak budur, coğrafya başkent budur. Laik ülke, işte dil Türkçedir. Bütün bunlar bunu gündeme getirdi. Fakat ben o gün bugün bekledim. Bahçeli topa girer mi girmez mi? Abi girmedi. Bahçeli ama yok ortalarda bir süredir. Belki bir parça. Hasta mı? Şey bir tane gene ben ne bileyim ya hasta mı? Öyle bir sordun ki sanki aynı mahallede yaşıyoruz. Bir bakayım geleyim dur. Ya kulağın deliktir. Duymadım öyle bir şey. Birkaç yerde yani uzun süredir sağlığı yine biraz daha şey yazılıyor çiziliyor sağda solda. Yani o kadar kesin bilgi olarak söyleyemem. Ya kendi konuşmaz da. Yani Semih Yalçın'da bilmem neydi. Konuştun mu HP'de? Yani İsmail bilmem ne diye birisi konuştu. İşte bunlar zaten saçma sapan tartışmalar. Asıl CHP hain. CHP'nin tüzüğünde var zaten bunlar. PKK ile CHP, FETÖ ile PKK, YPG ile falan hepsini yan yana saydı. Bir Hüdapar'a bir şey demedi yani. Öyle bir ona söyleyeyim. Demedi değil mi? Bir el ele kol kola omuz omuza. E tabi hiç adı geçmedi onun. Ama cübbeli girdi devreye ama. Cübbeli dedi olmaz öyle şey. Bu cübbelinin tarikatı o çok büyük bir tarikat değil mi Erkam? Sen biliyorsundur gazeteci olarak bu işleri belki biraz benden daha iyi. Muhterem olarak ha? Muhterem olarak şimdi ben ne bileyim. Ama hani o kocaman bir cemaat oldu. İsmail Ağa cemaati işte falan filan. Nasıl bakarlar onlar bu 2-3 maddeye? Hüdapar'ı biliyoruz. Nasıl bakarlar? Cübbelinin geleneği nasıl bakar? Laikliğe, Atatürk'e işte ilk üç madde. İlk üç maddeden hoşlanmazlar. E ne oldu şimdi o zaman? Cübbeli niye böyle söylüyor? Hüdapar daha dürüst yani.
Yani şimdi Cübbe'ye baktım, Oda TV hemen gitmiş konuşturmuş. Oda TV'de ilk olarak çıktı. Bu konuları, Cübbeli'nin bu konuyla açıklamaları, Hüdapar'a karşı açıklamaları. İşte ne diyor? Hüdapar yerli ve milli parti değildir diyor Cübbeli. Anadili'de eğitim, özellikle ilk 4 madde 66'nın değiştirmesine karşıyım. Hüdapar istekleri bu ülkeyi böler diyor Cübbeli. Bölücülüğe hizmet ediyorlar dedi. Ben bunu konuşturduklarını diye düşünüyorum. Muhtelif senaryolar olabilir. Bir laiklik kavgası tekrar ortaya çıkarmak, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu bu şekilde konuşturmak, figüre etmek, arkasından da Cübbeli'yi ona karşı tostlatmak. İkisinin de çünkü ipler aynı noktada birleştiğini ben tahmin ediyorum, düşünüyorum, öyle inanıyorum. Böylelikle bir laiklik, yani laikliği ana ne oluyoruz yani, rejim elden gidiyor, sen bunu çünkü eyvah burada, yine 28 Şubat paranoyaları, yine işte tarikatlar, laiklik, 2-3 madde falan. Peki bir şey söyleyeceğim, bu şimdi mesela Oda TV kadrosu, yanında Cübbeli, işte öbür tarafta Bilal, öbür tarafta Ahmet Hakan, böyle bir bütün bunları bir araya toplasan sirk gibi bir görüntü, yani çok çok komik yani. Şimdi Cübbeli o kadar geleneği, o kadar tarikatının işte bugüne kadar kurduğu felsefesi, yayın evleri, verdikleri kavgayı bıraktı. Oda TV'de konuştular, aynı benzer demeçleri verecekler. Yani lüzumunda gerekli demeçleri vermek üzere programlanmış biri Cübbeli Ahmet. Bunun elinde pek çok kasetleri var. Çok kasetler var devletin elinde. İstedikleri şeyi konuşturabilecek imkanları var. O da şimdi burada ben bu laiklik senaryosu olarak, yani bir çatışma senaryosu olarak planlandığını bu işin düşünüyorum. İktidar ortaklığından Zekeriya Yapıcıoğlu, sen söyle, sana da yakışır. Zaten bunu sen söylüyorsun. Şeyinde de var, tüzüğünde de var deyip arkasından da Cübbeli'yi devreye. Çünkü Cübbeli çok konuştu mu çok ses getiriyor. Evet. Millet dinliyor bu adamı. Yani inanıyor ayrı bilmiyor ama en az bir kısmı eğlenmek için dinliyor. Renkli bir sima olduğunu kabul edebiliriz yani. Ben karikatür bir tip. Ben karikatür bir din adamı şeyini olarak gözlemliyorum. Derdi böyle bir renklik, suni renklik tartışması diye planladılar diye tahmin ediyor. Ama Özgür Özel bir laf etti. O da topa girdi. Renklik tartışmasına hemen oltaya geldi. Dedi ki benim Hüdapar'a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur dedi. Evet. Şimdi bak, kabul etmeyebilirsin Hüdapar'ı. Biz, yani ben de hoşlanmam. Ama Türkiye'de seçime girebilmiş, bilmem ne kadar oy alabilmiş bir parti bu. Yasal bir parti bu. Sen yasal bir partiye bunu diyemezsin arkadaş. Bir ara bana bu söz şeyi hatırlattı. Refah Partisi 28 Şubat döneminde Vural Savaş, Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş vardı o zaman. Refah Partisi'nin kapatma davasıyla alakalı metastaz yapmış habis Uğur demişti. Ve iddianameye de bunu yazmıştı. Bu da mikrop diyor. Abi hayır. Diyemezsin kardeşim. Bir partiye bunu eleştir. Ama sen ne diyorsun? Katılıyor musun bana? Ya muhafazakar cenahın Türkiye'de hafızasını içinden gelmiyorum. Ama Erkan anlattığın şeyin hafızanda çağrıştırdığı şeylerle beraber toplamında her neyse haklısındır. İnsanlardan böyle bahsetmek, siyasi geleneklerden böyle bahsetmek. Yani ki Hüdapar, yani Hizbullah falan insanları Bodrum'a gömdüler. Legal bir parti olmaları için de iyi bakmak lazım onlara. Hep her dakika gözlerimizin üstünde olması gereken bir yapı. Ama siyasi lügatta bu konuşmalar, düşün bak benim kimliğime ne hakaretler edilmiş, işte değil mi, hala ediliyor. İşte benim inancıma, benim etnik kökenime, siyasi görüşüme, Kürtlere, HDP'ye, bunların böyle olmamasını savunduğum yerden seni dinliyorum ve hafızanın sana verdiği öfkede haklı olduğunu düşünüyorum. Böyle kullanmamak evet, daha iyi. İşte yani doğru yerden eleştirmemiş. Neler var bir de orada arkada. Çünkü bunları link yapıyor insanların zihninde. Bunları link yapıyor. Neyse bu da böyleydi. Devam edelim. İmamoğlu şimdi gündemde biliyorsun. Şimdi şu var abi. Ekrem İmamoğlu biliyorsun hapis cezası almıştı. Üst mahkemeye gitti. Üstü. Ne yaptı? Ahmak dedi Süleyman Soylu'ya. O mahkemeye de doldu. Hakim heyetine hakaretten
2,5 sene falan hapis yedi. Ne demekti bu? Uzun zamandır gündemimizde yoktu ama istinaf da onaylanırsa, Yargıtay da onaylarsa Ekrem İmamoğlu düşüyor potadan işte. Tabii, Erdoğan'ın rakibi düşüyor. Olamayacak. Siyasi yasaklı olacak. Yani işte bir anda bütün dengeler, konuştuğumuz her şey değişiyor olacak. Bir tane daha dava var. Başka İstinafın onaylandığı da söyleniyor. Ha, daha açıklanmamış. İstinaf onayı direkt olay Yargıtay'a gidecek. Ondan sonra iş bitirilecek. Kafası koparılacak gösteriliyor. Evet, bu sürecin başlatıldığı iddia edildi. CHP'ye yakın kaynaklar tarafından. Hatta bu yüzden de dikkat edersen son dönemlerde bu konuyu hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş herkes dile getirmeye başladı. Kıyameti koparırız falan diye. Başka bir mahkemede Kılıçdaroğlu yargılanıyor. Kılıçdaroğlu niye yargılanıyor? İşte bu meşhur Mitter'ları davasında, dur bakayım burada şimdi yazmıştım hemen bulayım. Can Dündar'a belgeyi veren Enis Berberoğlu. Mitter'larıyla işte cihatçı çetelere silah taşındığı iddiasıyla yapılan haberde 25 yıl hapis cezası aldığında Kılıçdaroğlu bu karar üzerine mahkeme heyetine bu kararın altında kalırsınız, ülkede hukuk yok, saraydan tek adam rejimi falan gibi hepimizin bildiği bir şeyler söylemişti. O da 4,5 yılla yargılanıyor. Yani bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanından yeni başkan adayına, potansiyel adayından bilmem nesine, herkese operasyon çekmek için şu söylediklerimi mazeret edinmeyi yeterli bulmuşlar Erkan. Adam bir ahmak dedi Süleyman Soylu'ya. Düşünsene siyasi aday olamayacak. Getiriyor. Fakat Hayko bu teper mi? Şimdi bak zaten teper. Onu söylüyorum ben. Teper mi tepmez mi bilmiyorum. Ama şunu hatırlatayım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanları. Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin en yüksek oy aldığı dönemlerin hendek krizi başlamadan önceki süreçler içerisinde Selahattin Demirtaş gözaltına alınsaydı Erkan, Serhildan diyor Kürtler yani. Yanardı ortalık yani. Bütün Kürt şehirleri ayağa kalkardı. Üzerine bir şeyler oldu. Selahattin Demirtaş'ı aldılar evinden helikopterle götürdüler, İdirne'ye koydular. Üzerine bir yıkım oldu. Üzerine işte şehirler bomba, hendek süreci o bilmem ne bilmem ne. Ve Kemal Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz diyerek Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlıkların kalkmasına imkan verdi. Hepimiz bağırdık çağırdık yapma bunu diye. Bak yapma top döner, bak yapma Erdoğan'la saf tutma, oyunun kurallarını ona oynattırma, bozdurma. Yani bunu yaparsan eğer yarın öbür gün yandınız, ben şimdi bulurum eski yazılarımı, sen eski programlarına bak neler söylemişizdir değil mi yani? Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, başkan adayı, öbür belediye başkanı. Hepsini hapse atmak üzereler. Ve kettle siyasi yasak. Selahattin Kettle göndermiş Demirtaş. O meşhur Kettle'ı var ya. Türkiye siyasetini neredeyse hatta etkilediği hatta siyaseti etkiledi biliyorsun. O Kettle'dan atılan son tweet Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasında pay sahibi oldu filan. Bir tanesini DEM Parti'ye, bir tanesini sevgili Başak'a göndermiş hatıra. Bozulmuş bu arada Kettle'lar. Kaç senedir aynı Kettle'ı kullanıyorlar. Yeni kettle almışlar. Vallahi bir tane de Cumhuriyet Halk Partisi'ne göndermesi lazımdı. Bugün onu yazmaya çalıştım. Yani genel merkezin girişine koysunlar. Erdoğan'la kuralları esneterek saf tutmanın neye yol açacağını. Yani o binanın en prestijli katında oturan genel başkanlarının hapise gitmek üzere olduğuna. Bunu durdurmak için o kettle'a nasıl ihtiyaçları olduğunu, demokrasiye, eşit ilişkiye, Kürt sorununa çözümüne nasıl muhtaç olduklarını hatırlamaları için bir kettle'ı oraya göndermeliydi Selahattin Demirtaş. Tabii. Yani bütün iş döndü geldi. Bugün kıyamet kopar eğer dediğin meselede kıyamet kopmasına mani olacak operasyonların yapılmasına kaldı iş. Bugün evet. Türkiye'de bir kaos, bugün Türkiye'de bir manipülasyon, bir işte darbe girişimi, bir siyasi suikast bütün dengeleri Erdoğan lehine değiştirir. Biz bunu görmedik. Evet. Şimdi burada Erdoğan'ın planında işte Ekrem İmamoğlu ve mesela eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da işte yargısal atraksiyonlarla siyasi yasak getirme. Yani ben bunun tepeceğini düşünüyorum. Yani İmamoğlu işte Büyükşehir Belediyesi Metropol'de iki seçimle üst üste hatta üç seçim bir seçim tekrarlandı. Erdoğan'ın sırtını yere getirmiş birisinin siyasi yasak getirilmesi, Cumhurbaşkanı adayı
üzerinden ismi geçiyor çünkü. Bu Teper. Bir de Hayko şöyle bir şey de var. Belki AKP'nin hesap edemediği. Siyasi dengeler döndüğünde yargı bürokrasisi anında döner. Şimdi onlar Yargıtay'ın onaylayacağını düşünüyor olabilirler. Ama siyasi dengeler değiştiğinde o dönem karar verme aşamasında Yargıtay'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. İş tersine dönüyor. Onun için yani bürokrasi çok oynaktır siyasete göre, barometre. Cumhuriyet tarihi gaddar bir tarih. Erkan, bu ülkede kıyamet kopar denilen arkasında kitleler olan başbakanlar asıldı ya. Ha, o da var. Yani cemaatle AKP kavgayı göze alamaz, yoksa bilmem ne olur bilmem ne olur laflarını hatırla. Şimdi bak ne oldu yani. Tabii. Suriye'ye girerse ne olur? HDP kapatılırsa ne olur biliyor musun? Figen ve Demirtaş alınırsa ne olur biliyor musun diye herkesin konuştuğu günleri hatırlıyorum ben. Hrant Dink öldürülürse dünya ayağa kalkar diye konuştuğumuzu da biliyorum. Yani ben Türkiye'de her şeyin bir normalleşme rayına gitmesini, Erdoğan'ın çekile çekile geriye adım atmasını, her şeyin böyle seçimlerde kaybediyoruz, o zaman bu iş bitti, Ekrem de geliyor rahatlığını çok anlamıyorum. Yani dünya savaşa gidiyor, mülteci krizi zirve yapmış durumda, çok ciddi yaşlanma sorunu var dünyanın. Türkiye'nin büyük bir kriz batakta olduğu bir dönemde böyle Erdoğan yavaş yavaş oy kaybedecek. Anketler, biz sevineceğiz burada, vay CHP yöne geçti diyeceğiz. Sonra aday olayım mı olmayayım mı? Hayır, yani olağanüstü şeyler olmadı mı ya? Son 10 senede neler oldu bizim ülkede? Evet, her şey olabiliyor. Sonra da hiçbir şey, ortalık karışmıyor. Yani Nasrettin Hoca asırlar önce şey yapmış ya. Hani o Timur'u fil hikayesi gibi bir dönüp baktığında arkasında kimse yok. Evet abi, yani Ekrem'i alamazlar. Ekrem'e yasak koyamazlar. CHP'ye bir şey yapamazlar. Nereden bu cesaret geliyor ya? Evet. Bir de Hayko, cümleni bitir. Bir kart daha açtı. Onu diyeceğim. Yok, tamam, İmamoğlu'yla alakalı diploma meselesini. Hep yıllarca Erdoğan'ın diplomasını hep konuştuk, tartıştık. Çünkü aslını bir türlü gösteremedi Erdoğan. Ne YÖK gösteriyor, ne İstanbul Üniversitesi gösteriyor. Duplikata gösteriyor. Ama geçen öğrencisi olmak, mezun olmaktan gurur duyduğum Marmara Üniversitesi'nin kuruluşunda tebrik ederim diye tweet attı. O delil sayılmıyor mu? Delil sayılmıyor. Onunla ilgili ben müstakil bir dosya yaptım. Yani dört dörtlük bir dosyaydı. İsteyen oradan izleyebilir. Bu da ara reklamlardı. Şey yani, mi? Diploma var mı yok mu diye mi baktın? Yani diploma var mı yok mu? Erdoğan diploma tartışmasıyla alakalı. Erdoğan diploma Erkam diye search yaparlarsa bulur. Şimdi yeni konu, şimdi karşı hamle yapıyor. İmamoğlu'nun diploması konusunda sarayın yeni hamlesi bu. Yani yargı yöntemiyle kafasını koparamazsa diploma, çünkü Cumhurbaşkanı olabilmesi için yüksek öğretim yapması gerekiyor. 4 yıllık. Nedim Peki, Şener bunu gündeme getirdi. Nedim Şener bunu gündeme getirdi. Evet, İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dedi kardeşim işte benim diplomam bu. Diplomanın aslı bu. Yani Erdoğan'ın gösteremediğini gösterdi. Ancak burada bir sorun var. Yani ben burada Erdoğan diploma konusu olarak da tam gaz gideceğim de burada frene basacak halim yok. Ama burada da anlamadığım, izah edilmesi gereken konu var. Diploma ve İmamoğlu konusunda. Şimdi üniversiteyi Türkiye'de kazanamamış İmamoğlu döneminde. Arkasından da 1980... Üniversiteyi kazanamayan bütün zengin çocuklarının yaptığı gibi Kıbrıs'a gitmiş. Kıbrıs'a orada gitmiş. Orada değişik olan bir üniversite bulmuş ama... Bir dakika bak. Şimdi 1987 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne girmiş. Sonra Girne Amerikan Üniversitesi iletişime girmiş. 2 yıl okumuş. 1990'da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne yatay geçiş yapmış. Ancak ben şimdi epeyce inceledim. 1993'te YÖK denkliğini kabul etmiş. Evet, Nedim Şener de onu Twitter'da cevaplarda yazmış. Birisi demiş ki Kıbrıs'taki bütün üniversitelerin zaten karşıtlığı var. Hayır, 93'te o üniversitenin oldu. Dolayısıyla geçersiz demiş. Ya bunu mesela ben Nedim Şener'le aynı safta hiçbir noktada yan yana gelmek istemem de. Fakat burada bir problem gözüküyor. Bence İmamoğlu aslında çok net konu ama diplomasını gösteriyor. Hayır, problem o değil, iddia o değil. Bu senin diyor yatay geçiş yaptığın dönemde ne notların buna müsait? Çünkü şu kadar bir yüzde bilmem kaç puan alman gerekiyor notların itibariyle yatay geçiş yapabilmen için. Bir de YÖK'ün onaylaması gerekiyor o üniversite. Nasıl geçmiş peki?
İşte burada nasıl geçmiş konusu artık spekülasyon. İşte o herkes çocuğunu SSK'lı yaptı ya. Ha. O Kıbrıs'a gidenlerin hepsi de geçiş yaptı bir ara işte. Bir de İngilizce, İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünü okumuş. Ben hani programlarda gördüğüm kadarıyla İngilizcesi pek yok İmamoğlu'nun. Yani dolayısıyla burada... 2 yıllık okul sayılmıyor mu? Yok. 2 yıl Cumhurbaşkanlığı yapsın okuduğu kadar. Kurtarmıyor abi. 5'te 2, 5'te 3 oranı yapalım. Olmaz. 3... O da olmaz. Şimdi başlasa üniversiteyi zaten olana kadar bitirir bir günü 4 sene. Hayır, yargıdan yırtarsa bu çıkacak karşına. Ya bu fakat, adama dönecekler belli oldu. Fakat burada ilginç bir durum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yıllarca soruldu. Erdoğan'ın diploması gösterir misiniz? Özeldir, gösteremeyiz. Çünkü belediye başkanı olduğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olmuştu Erdoğan. O diplomanızın orada olması lazım. Belediye başkanı için diploma lazım değil. Hayır. Diploma lazım değil. Ama oraya diplomasını Büyükşehir Belediyesi'ne vermesi gerekiyor. Yani şehirle alakalı. O diplomayı bir türlü göstermiyor. Burada sanki öyle bir danışıklı bir durum vardı gibi. Sen benim üniversite olayımı girmemine karıştırma. Ben de senin bu meseleni çok fazla karıştırmayayım gibi bir durum var. Bozulmuş o zaman ortaklık. Şimdi bakalım. O zaman İmamoğlu'na bakalım. Yani niye bu kadar İmamoğlu düğmesi basıldı tekrar acaba? Birdenbire. Yani daha vakit var bazı şeylere. Daha i̇şte diyorum ya Erkan, yani sen böyle normal şartlar altında gidecek gibi bir izlenime kapıldığını görerek endişeleniyorum bir parça. Daha o kadar rahat değil benim içim yani. Neyse. Şimdi İmamoğlu'nun siyasi yasaklı kılmaları, laiklik tartışmaları falan bir yoklama çekiyorlar yine. Bakalım gündemimizde olmayan şeyleri tekrar birinci madde yapıyorlar. Şu anda Hüdapar'ın parti programı Türkiye'nin gündeminde değil ki. Öyle bir liste yok. Yok, bir de anayasa değişimi Türkiye'nin, yani vatandaşın gündeminde öyle bir şey yok. Evet. Varsa yoksa Erdoğan'ın gündeminde. Sadece onun gündeminde. Onun da derdi yeniden aday olabilme meselesi. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Bakalım neler var. Biraz daha gırgır haberlere de yaklaşalım. Ondan sonra Erdoğan'ın... Et pahalı mı var bir tane? Ne? Et pahalı mı diye soruyor. Ha, evet. İbrahim, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı. Evet. Kıymanın kilosu 450 lira pahalı değil mi diye. Yok, 540 lira. Pahalı değil mi diye soruyor sunucu. Bakan Yumaklı da Pahalı şöyle bir kavram. Gelirlerin de arttığı bir durumda ikisini göreceli olarak koymak lazım. Ne demek bu biliyor musun? Ne? 540 liraya kıyma mı olur lan diyorlar adama. O da bla 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 bla. Yani şaza yapmış, saçmalıyor ama diyor falan. Hiçbir anlamı yok o söylediğinin. Yani bak, bilir kişiye gönder Türkçe. Yani et pahalı mı? Evet. Çok pahalı. Yuh lan, 540 lira mı olmuş demesi lazım adamın aslında. Onu dememek için şase yapıyor. Cızıt bla bla bla. Bunu çok yapıyorlar ya bu AKP'liler. Saçma sapan duman çıkacak kulaktan falan. Böyle kulak ekranda çıkıp konuşuyor. Bir vatandaş da dinliyor bunu. Hadi neyse, kafasına i̇şte not eder vatandaş. Dinledim ben adamı. Yani mesela nüfusun yaşlanması, G20 zirvesindeki gündemler, Türkiye'deki tarım konusunda işte Afgan çoban olmazsa tarım bitti açıklamaları var filan, onları konuştu. Yani biraz kafası da çalışan adam ama kim olursa olsun. Yani böyle bir soruya evet ya yuh yani 540 lira demesi evet, lazım. Pahalı kardeşim diyememek için başka bir şase yapıyor. Ya pahalı dediği an Erdoğan yer onu ya. Ya yazık bir insanın bu duruma düşmesi. Ya yazık, hani belli yazık. Okumuş yazmış adam, hani istese anlatır der yani çok kötü evet filan. Ne, insanlıktan çıkmak bu yani, anladın mı bir anda böyle? İşte bakan olmak için nelere katlanıyor millet ya. Bak şimdi ben Ayko şöyle bir şey düşündüm. Geçen Erdoğan'ı dinledim. Biz yıllarca Erdoğan'a haksızlık etmişiz. Bu adam okumuyor, bu adam kültürsüz, bilmem hep denir ya. Biz de bu şeyden kapılıp gitmişiz. Ben Erdoğan'a haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Bir şey neden mi okumuş? Bak şimdi bir video getireceğim ekrana. O videoyu bir izleyelim. Arkasından neden haksızlık yaptığımızı bir görelim. Haydi bakalım. İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik,
hidrojeolojik, sismo, tekno, teknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz. Evet, neler biliyor bak. Erdoğan neler biliyor. İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik bir, bak. Jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismo, tekno, teknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz dedi. İyi ya mi? Bu okumadı mı bir yerden? Buna yazdılar, okuyamadı mı, yoksa bildiğin sallıyor mu Şener Şen gibi yani? Jeo ile başlayan kelimeler üretmiş gibi geldi bir parça, uydurmuş gibi. Bir tane şey vardı, öyle TRT'de bir yarışma vardı. Hatırlamıyorum, Güner İmit mi sunuyordu? Böyle işte bir öğretmen var, bilgi yarışması. İstanbul'da olan Fransızca okullardan 5 tane say dediler kadına. Hızlıca saymaya başladı. Dame de Sion, Saint Michel, Saint Benoît, işte durdu. Saint Bernard dedi. Saint Bernard köpek. Var ya bu bir ateşi yan burada. Şimdi Erdoğan da öyle böyle. Yani Jeo ile başlıyor. Jeo'yu kaptırdı gidiyor. Kaptırdı gidiyor Jeo. Evet, neyse, ben iftihar ettim böyle bir Cumhurbaşkanımızın varlığıyla. Fakat Türkiye'de bir terlikçi büyükelçi oldu diye haberi görünce vay canına bu ne iş dedim. AKP'li Tevfik Göksu var biliyorsun. Belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de meclis üyesi AKP'li. Onun kardeşi Mehmet Göksu Katar'da, Doha'da büyükelçi olmuş. Bu kimdir dedim ya, bu ne iş? Yani bu adam gerçekten bir dış politika gurusu mu? Uzmanlığı alanı bu mu? Neyin nesi diye altyapısına bakayım dedim. 1994 yılında Medine İslam Üniversitesi'nden mezun olmuş. Ondan önce de İmam Hatip. Medine İslam Üniversitesi'nden mezun olmuş. Sonra da terlik ve ayakkabı ticareti yapmış. Güzel. Şimdi büyükelçi. Güzel işte. Evet. Yani bir parça işte Medine, İslam, Katar falan, oraları tanıyor falan. Yeter işte, Arapça biliyordur biraz falan. Ha, Arapça da biliyordur. Ya bu biraz büyükelçilik şey gibi oldu ya. Hani böyle emeklilik projesi gibi falan bazı insanlar. Ya da mükafat gibi böyle. Çok iyi şeyler yapanın. Mükafat. Feyzoğlu'nu, işte, Kıbrıs'a, öbürünü işte Egemen Bağış'a, öbür tarafa falan. Zirvesi Egemen Bağış. Ve de hani fena şey. Yani Viyanalar da var bunun içinde. Bilmem neler de var. Yani hani zamanında monşer diyorlardı falan ama Türk Dışişleri... Bak takır takır da yapıyorlar yani. Yani adamlar. Yani Türk Dışişleri'nde diplomat olmak falan dediğin şey gerçekten bir ekoldü be Erkan. Yani bir hani monşer yani. Denirdi de. Yani kusura bakmayın bir şey da yani biraz dışişleri biraz öyle olur işte, okumuş yazmış sevmediğin için monşer diyorsun yani. Yani onlara söylüyorum. Ha. Okumuş olmak, yazmış olmak, dil bilmek, uluslararası ilişkiler bilmek, başka kaynaklardan okumak falan gibi meziyetler dışişleri demek çok önemli işte. Bak terlikçi, merlikçi, kim Egemen Bağış, o utanmaz adam attı böyle şeyini yargılanmamak için mecliste attığı oy pusulasını unutmuyorum onun yani. Böyle gözümüze mi? baka yani. Bunları şimdi hani Türk dış politikasını bunlar temsil edilecek. Sen de ondan sonra Türk dış politikasında Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Rusya, Çin bizi bekliyor falan diye at tut işte yani. Bir de bir haber gördüm. Haberin başlığı şey, bir not düşmüşüm. Seni gidi kurnaz diye. Müteahhit Mehmet Özkan adında biri. Daha önce bir dönemde AKP'den Antakya Belediye Başkan adayı olmuş. Şimdi bu adam mahkemede konuşuyor, diyor ki 51 kişinin öldüğü apartmanın müteahhiti bu adam. AKP savunuyor kendini. Deprem Allah'tan oldu. İnanmayanlar bizi suçluyor diyor. Vay dedim, seni gidi kurnaz, seni yaramaz. Ey Allah'ım yarabbim ya. Ya işte bu böyle yani, seviyede böyle işte. Öyle. İşte bu Allah ile aldatmak dedikleri. Ha, Allah ile aldatma, dini aldatma, bayrakla aldatma, vatanla aldatma, ya ırk üzerinden aldatma, aldatma da aldatma. Bilelerde onda zaten aldatıldık diyor. Ve İsveç bir hamle yaptı. Hayko duydun mu? Benim yaşadığım ülke. Göçmenleri arttırıyor diyor. Ha, eğer diyor iade, yani iade derken ülkene geri dönersen diyor 30 bin euro vereceğim diyor. İyi paraymış be, dönsene, manyak mısın sen 30 bin.
Aile, Ama herkesin öbür tarafta tabii eşine beni falan bekliyor ama aileye mi veriyor? Onu öğrenemedik. Yani adam başı mıdır, aile başı, yani ailenin bütün fertleri başına tek midir onu bilmiyorum. Bak Ama 30 bini al, ver bana, sen git. Ben o 30 binle bir yatırım yapayım burada. Bağdat kafe açayım, ne bileyim, yeni oyunumu yapayım falan, bir şeyler yapayım. Sen çıktığında parayı paylaşırız. ben çıktım mı derken kaç yıl olurum ben? Çıkar mıyım, girdim mi? Benim de dükkanı açmam uzun sürer kapıda. Sen beni kandırıyorsun gibi. Almanya'da da veriyorlar mı parayı? Bak Yok. ben ha. İsveç'te, İsveç'te. Ve rivayet o ki Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı'na talimat vermiş Mehmet Şimşek'e. Bir öğren bakalım demiş. Kaç göçmen varmış İsveç'te demiş. Hesap yapacak. 30 bin bu arada bir sen illa siyasi durum olanlar için değil. Dinleyici yanlış anlamasın izleyici. Yani oraya yaşamaya seçmiş olan insanlara ülkenize dönün 30 bin euro verelim. Orada yeni bir başlangıç yapın ama bu ülkeden gidin. Dediği Avrupa'da gittikçe yükselen mülteci meselesinde sertleşen duruma bir takım çözüm yöntemleri. 1500 euro veriyorlardı eskiden Almanya'da. 30 bin çok iyiymiş. Evet, 30 bin euro. Evet, Yani doğru. haftaya bir daha konuşalım bunu. Yani bakalım bir hesaba kitaba Erkam. Ben 30 bin sana, ben de Türkiye'ye. ama avukat tutacağım sana. Bizim yoldaş avukatlar var. Ucuz fiyata, makul fiyata. İyi de bir avukat tutarım. Ondan sonra parayı çoğaltırım yani. Bilmiyorum sen bilirsin. Bizim burada Döndüğünde o para 1500 euro. katlanmış olur. Ha? Ya 70 bin, 100 bin yapmazsam hiçbir şey bilmiyorum ben bu hayatta. Yine vizyon küçük değil mi Erkam ya? Vizyon küçük abi, Vizyon kafe. çok kötü oğlum. Artık kafenin dışına Konuştuğumuz çıkamadım. hikayede milyar dolarlar çakıyor adamlar. Yani Ya bilmiyorum gemi ya. gemi Gemi adamlar. gemi bilmem ne. 33'ün 5'in peşinde program Ya sen yapıyoruz. Berlin'de kafe açacaksın da iki tane çay satacaksın da o İşten benim de olmaz. benden de 30 bin euroyu alacaksın da beni de hapse göndereceksin de Türkiye'ye. O peşin parayı gördün gülüyorsun tabii. Çok kötü planmış. Kayıtları geri alalım. Bunu değiştiriyoruz. Evet, zabıtlardan çıkarıyoruz bunu, bu teklifi. Tutmaz bu. Peki Ayko, başka gündem yok anladığım kadarıyla. Evet, bu hafta böyle. Evet, Bu bu hafta hafta biraz Bilal'le şenlendik yani. Bilal'le şenlendik. Peki, o zaman haftaya tekrar görüşmek üzere. Haydi görüşmek üzere. Hoşça kalın.